Kahve Sohbetleri'nde yine çok özel bir konuğumuz var. Böyle ses tonuyla insanı rahatlatan, zaten mesleği de bunu gerektiriyor. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Özledim sizi. Aynen, evet. Bir önceki programımızdan çok yoğun bir istek gelince biz Esra Hanım'ı tekrar davet ettik. Sağ olsun, kırmadı, geldi. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Şimdi bir önceki programımızda 4-6 yaş grubu çocuklardan bahsetmiştik. Şimdi birazcık büyüklerin dünyasına geçeceğiz. Etrafımızda mutlu insanlar görmek istiyoruz, değil mi? Herkes böyle sevgi dolu, cıvıl cıvıl mutlu olsun istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Mutsuz insan kalmasın. Tabii. Hayatın sırrını verelim burada. Peki insanlar niye mutsuz? Evlilikler, ilişkiler, biraz çok da sorularımız var. Böyle bir genel bir konuşacağız artık. Siz de çayınızı, kahvenizi alın, rahatça şöyle bir ekranın karşısına geçin. Hatırlatayım tekrar, bize soru yazabiliyorsunuz. Şu an internette soru gönder kısmı var. Oradan istediğiniz soruyu bize yazıp yollayabilirsiniz. Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Nereden başlayalım? Biz insanların temel ihtiyacı ne? Biz ne istiyoruz? Derdimiz ne bizim yani? Aslında bütün derdimiz sevgisizlik. Bu güzel bahar gününde çok güzel bir konu. Sevgi, aşk, ilişkiler. Bütün derdimiz sevgisizlik. Ama sevgi dediğimiz zaman aslında herkesin anladığı farklı bir şey. Sanırım esas problem orada. Yani sevgiyle sahip olma arasında bir karışıklık oluyor insanların hayatında. Seviyorum dediğimiz kişiyi ya da durumu ya da kendimizle ilgili bir şeyi aslında ona sahip olduğumuz için gururlanma, onurlanma, işte karşı tarafın beğenisini almak gibi bir beklentiye gidiyoruz. Ve sevgi değil yani o. Bu sevgi değil. Mesela ben şu bu bardağa sahibim. Aslında bu bardağa sahip olmak beni mutlu ediyor. Ben sevmiyorum bardağı. Evet. Öyle mi mesela? Bardağa sahip olduktan sonra bardağın cazibesi gidiyor ve bitiyor. Sevmek koşulsuz olur. Yani sevgide sahip olmak yoktur. Bir şey seviyorsanız o size hizmet etmek zorunda değildir. Ya da sizi onaylamak zorunda değildir. Bunlar önemli belirteçler sevgiyle ilgili algıda. Çünkü yeni jenerasyonda zaten her şeye sahip olmak gibi bir ihtiyaç oluyor. Özellikle ilişkilerde de karşı tarafa sahip olmak. İlişkilerin belki de yürümemesinin, bitmesinin, çabuk tükenmesinin temel nedenlerinden birisi de o. O benim, bana ait ve ben ne dersem o olur. İki tarafın da böyle düşündüğünü hayal edelim. Olmaz, yürümez. Ne kadar sürer o ilişki? Olmaz. Ya da ne kadar sağlıklı sürebilir? Sağlıklı sürmüyor zaten. Boşanma oranları biliyorsunuz, evlilikler eğer konuşacak olursak evlilikler üzerinden. Boşanma oranları her geçen gün artıyor. Hatta ben geçen gün şöyle bir baktım. Kendi arkadaş grubuma. Ben de dahil olmak üzere jenerasyonunda boşanmayan neredeyse kimse kalmamış. Evet, niye bu böyle oluyor diye sordum sonra kendi kendime. Zaman zaman düşünüyorum, bu işlerle ilgilendiğim için neden acaba biz yürütemiyoruz ilişkileri? Çünkü bize çocukluğumuzdan itibaren belki de sevmeyi öğretemediler. Önce kendimizi sevmeyi bilemedik. Kendimizi kabul etmeyi bilemedik. Kendisini sevmeyi, kabul etmeyi bilemeyen bir insanın başkasından beklentisi, diğerinden beklentisi daha büyük oluyor. Yani ben kendimi sevmiyorum ve o zaman başkasının beni çok sevmesini mi istiyorum? Tabii ki, ancak yani öyle, onay alarak bir sevgi biçimi. Onay almak iyi bir şeydir ama dozunu arttırdığınız zaman siz kendiniz olmaktan çıkar, diğerinin istekleri, ihtiyaçları ya da onun beklentileri doğrultusunda bir yaşantı sürmeye başlarsınız. Onay almak da zaten onu soracaktım. Şimdi bir onay almakla sevgi almak farklı şeyler mi? Yani ben onaylanma ihtiyacı o zaman hepimizde var, tabii, değil mi? Tabii ben de buraya bugün onay almaya geldim. Sevilmeye, beğenilmeye geldim. Yani böyle bir gereksinimi reddetmek tabii ki İnsanoğluna haksızlık olur. Hepimizin sevilme, beğenilme,
arzu edilme, onay alma gibi ihtiyaçlarımız var. Ama bu bunun üzerine bir yaşantı kurmak şeklindeyse o zaman sıkıntılar başlıyor ilişkilerde. Bunun üzerine bir ilişki ya da evlilik olursa tabii belki sıkıntılar oluyor. Çünkü o zaman hep o onayı almak için taviz mi taviz vermek oluyor gerekir? Ya da taviz verilmesini istenmek. İki uçlu diye düşünelim bunu. Çünkü sağlıklı bir ilişkide taviz vermek yoktur. İnsan kendisinden taviz vermez. İnsanlar paylaşmak için bir araya gelirler. Evet, mutluluğu. Hayatı paylaşmak için. Çok güzel bir şey var. Kendim buldum bunu. hayatıma ne kadar şahitlik edebiliyorsa bir insan, ben onunla çok iyi günler geçirebiliyorum, mutlu olabiliyorum. Hayata şahitlik etmek ne demek? İnsanoğlu doğduğunda da yalnız, ölürken de yalnız. Yalnızlığımızla yüzleştiğimiz noktada daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyoruz zaten. İşte ben acımla yalnız baş edeceğim. Ama benim yanımda benim acıma şahitlik yapabilecek, omuzuna başımı koyup ağlayabileceğim birisi varsa ne mutlu bana. Ama o acı bana ait. Bir diğeri benim gelip o acımı yaşayamaz. Beklentiler bu düzeye çıkabiliyor bazen. Benim için şunu yap, benim için bunu yap gibi. Sadece diğerinin yanında olabiliriz. Onunla birlikte paylaşabiliriz o durumu. Onun dışında bir şey yapamayız. Bu zaten bu tarif tam bir bireyi anlatıyor. Yani o acıyı ben yaşayabilirim. Aslında her şeyi ben yaşayacağım. Ama bir yanımda da bana şahitlik edecek, bana eşlik edecek. Evet. Bir yoldaş, bir arkadaş olabilir. Zaten o zaman bu kişi tamamlanma, hani kendisi olmuş bir kişi tabii, gibi değil tabii. mi? Tam aslında bir tamamlanma ihtiyacımız da bununla paralel. Tamamlanma ihtiyacı şimdi hep bir elmanın diğer yarısı diye tarif ederler. Aşkı ya da sevgi, ilişki. Ben de şöyle diyorum, bir elmanın diğer yarısı diye bir şey olmaz. Herkes kendisini tamamlasın, bütün bir elma olsun. İki elma birlikte yuvarlansın, yuvarlanabildiği kadarıyla. Siz böyle düşünüyorsunuz. Yani şu tanım doğru, hani denir ya zevce, hani iki pabuç. İşte sen pabucun bir tekisin, ben bir tekiyim. Hı-hı. Biz işte bir buluştuk ve artık bir çift olduk. Hı-hı. Hani ya elmanın iki yarısıydı, birleştik. Bu değil de sanki herkes ayrı bir bütün. İki bütün bir arada birlikte vals yapabilmek gibi. Yani iki farklı görüşte de aslında bakış açısı önemli. Yani tabii. O iki elmanın yarısı gibi kendini görüyorsa da yine o kişi eğer onsuz da var olabiliyorsa bence tabii, sağlıklı tabii. Değil mi? Oradaki esas cümle onsuz da var olabilmek. Ben sensiz de varım ama sen varsan ne kadar iyi. Daha mutluyum belki. Daha mutluyum. Paylaşabiliyorum çünkü. Evet. Seninle paylaşabiliyorum. Diğerini olduğu gibi kabul edip onunla paylaşım yapabilmek kadar değerli bir şey yok bence hayatta. Bunu yani, becerebiliyorsak tabii ki. Çok müthiş bir şey. Yani evet hani onsuz da varlığı bazen abartıp o zaman işte insanlar diyor ki o zaman ilişkiye ne gerek var? Hani o değil ama değil mi? Hayır. O hepimizin değil. İlişkiye ihtiyacı var. İnsan olarak anlaşılmaya, değer görmeye, olduğumuz gibi kabul edilmeye ihtiyacımız var. Hepimizin. Bunun karşılıklı olduğunu düşünün. Olduğu gibi kabul edilmek. İki tarafında birbirini olduğu gibi kabul etmesi, sevmesi. Belki başından beri işte şöyle düşünüyoruz. İşte o biraz zaman geçse şu huylarını değiştirebilir. Şu bakış açısını değiştirebilir. Ama sen onu öyle sevdin, öyle kabul ettin. Bunu düşünmüyoruz. Değişmesini beklemeyeceksin. Hayır. Değil mi? Başta nasılsa onu öyle kabul ettin. Öyle kabul ettik. O zaman değişmek için enerji harcamak yerine onu sevmeye yönelecek. Tabii. Yani sevgide olduğu gibi kabul etmek vardır. Koşullu sevgiden bahsettik ya, çocuklarımıza işte şunu yaparsan sevilirsin, böyle olursan sevilirsin. İşte başarı bir kriter mesela, uslu olmak bir kriter.
sevgilimizden, eşimizden ya da arkadaşımızdan, partnerimizden de yetişkin olduğumuzda bunu bekliyoruz ya da bu böyle sevileceğimizi düşünüyoruz. Onun istediklerini yaptığımız sürece. Kesinlikle. Peki bu dengeyi o zaman şunu tavsiye edebiliyorsunuz yani ilişkide olanlara. Yani bunun dengesini kuralım. Hani elbette karşılıklı bir onaylanma, bir değer verme, alma olur ama yani bu illaki hani mesela ben şimdi kahve yaptım. Yani eşim bu güzel dediyse o güzel değildir. Yani illa öyle bir onay ya ihtiyacı o kişinin olmaması Aynen. için. Baştan o zaman o kişinin kahveyi zaten iyi yaptığından özgüveni olması gerekmiyor mu? Kesinlikle. Değil mi? Baştan yani. Evet. Ben zaten biliyorum yani bunu. Kendisini sevmek işte. Evet. Kendisini kabul etmek. Gücünü, yapabildiklerini. Yahut güçsüzlüğünü de. Evet ben bunu böyle yapabiliyorum. Ancak böyle yapabiliyorum. Hani... Ben kahve yapamıyorum. Ve sen bunu kabul edeceksin yani, diyebilir. Kahveyi daha iyi yapmak isterim. Fakat şimdilik bu kadar. Yani elimden bu kadarı geliyor. O sevgi işte o zaman. O onu içiyorsa evet. ve onunla mutluysa yani evet sen bu kahveyi içine pul biber de koysan benim için bu kabul. Önemli diyecek. Olan onun için yapılmış olması. Aynen. Onun için yapılmış olması. İşte bu o zaman koşulsuz, gerçek evet. sağlıklı bir ilişki oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Diğer türlü kimse kimseye sahip değil. Bir hizmet alışverişi yok. Evet. Sahip olmak tehlikeli bir şey bence. Neden tehlikeli? İşte ben hep çocukluk çağıyla yetişkinliği bir arada anlatıyorum. Çünkü çocuk yetiştirirken bunlara dikkat etmezsek yetişkinlikte de ilişkilerde sıkıntı oluyor. İşte çocuğun her dediğini yapmak, her istediği oyuncağı almak, her şeye sahip şimdiki çocuklarımız ama mutlu değiller. Bıkıyorlar oyuncaklardan, gidip toprakla oynuyorlar. Evet, toprakla oynuyor, mutlu oluyor. Mesela. Çünkü orası onun yaratıcı olduğu, kendini keşfettiği bir yer. Yani orada bir şeye sahip değil, sadece üretebiliyor orada toprakla oynarken. İşte çamurdan bir şeyler yapıyor, oyunlar kuruyor, üretiyor. Üreten insan mutlu olur zaten. Yetişkinler için de bu geçerli değil tabii mi? Ki, tabii ki. Etrafımızda pek çok yetişkin var. Yani üretse de üretmese de bir mutsuzluk, bir doyumsuzluk hakim. Demek bu çocukluktan da tabii gelebiliyor. Ama şu anda doyumsuzsa bakıyorsun her şeyi var. Ama o zaman sevecek, kendini sevecek değil mi? Üretebilen ve sevebilen insanlar mutludurdur. Mutludur diyor Freud. Üretebilen ve sevebilen. Ve sağlıklıdır bu insanlar. Evet. Mesela bir kek de üretebilir evinde. Değil mi? Ev hanımı diyelim. Tabii canım yani. Kek üretir ve mutlu olur. Değil mi? Üretiyor ve evet. seviyor ama bir de sevmesi lazım, değil mi? Sevmesi gerekiyor, koşulsuz sevmesi gerekiyor. Ben yine şöyle bakıyorum jenerasyonlar arasındaki farklara. Eskiden kadınlar evde bir şeyler üretirdi. Eskiden o kadar otomatik makineler yoktu evde. Herkes evde bir şeyler yapardı kadınlar için. Erkek dışarıda çalışırdı ve daha keyifli günler olurdu. Evet, evet. Çok mutlu, verimli günler. Yani dolu dolu salçalar yapılır, bir evet. imece usulü tarhanalar. Evet, çok daha keyifliydi. Kadınlar bir arada akşam beylere birlikte sofralar kurulur. Değil mi? Paylaşım vardı çünkü. Evet. Şimdi bakıyoruz, genellikle işte çalışıyor bayanlar da, eve geliyorlar. Bazen rol ve sorumluluklar karışıyor. Bazen evet. sadece tek bir kişinin üstüne yükleniyor. Bu da paylaşımın keyfini azaltıyor. O zaman orada erkek bazen çocuklaşıyor değil mi? Annesinden beklediği hizmeti eşinden bekleyebiliyor evet. belki bilemiyoruz yani. Ne Muhtemelen ne öyle oluyor ve şimdi ben çok da hani erkeğin bir doğası vardır, kadının bir doğası vardır. Doğanın üzerine çıktığımız zaman, o doğanın gerekliliğini yerine getirmediğimiz zaman işler de karışıyor. Evet, kadınlar çalışacak, üretecek. Evde de gelecek. Tabii ki çocuk var, evde işler var. Fakat erkeğin de kadına yönelik ilgisinin devam etmesi gerekiyor bu noktada. Senin için ne yapabilirim? Diyen bir erkek her zaman kazançlı çıkar. bu noktada. Çünkü... Bunu düşünemeyebilir. Erkeğin doğası bunu hani gerektirmez. Zaten hani detay kadına ait bir şeydir. Ne yapılıp ne edileceğine dair. Hani bunu diyebilmek
Benim zaten için, senin için ne yapabilirim? Bu çok özel bir şey. Senin için ne yapabilirim? Komik. Öyle bir espri okumuştum geçenlerde de. Şimdi evliliğin safhalarını anlatıyor. İşte ilk başlarda kadın ıspanak yaptım sana. İşte ne yaptın diyor. Ispanak yaptım diyor. Aa, yanına da yoğurt alayım mı? Bir şey lazım mı? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Ne alayım diyor falan böyle. Sonra gittikçe, ilerledikçe işte ıspanak lazım ama yoğurt yok, sen alır mısın? Ispanağı yaptın, yoğurt da sen al diyor işte ileriki yıllarda. Daha sonra işte ıspanak yaptım diyor, işte beğenmemeye, ıspanak mı yaptın, başka şey yapsaydın. Yani bunlar işte espri, bu espride sahip olmanın bir uzantısı. Sahip olduğunda insanlar ya dediğim gibi sahip olduğu şeyin... Bir sorumuz var. Evet, bir sorumuz var. Soruyu alalım. İki çocuk sahibi olarak iş yaşamı sürdürünce kendimize vakit kalmıyor. Bu da mutsuzluğa yol açıyor. Hepsini nasıl düzenli bir şekilde yürütebiliriz? Evet. Bir izleyicimiz çok güzel bir soru sormuş. Cevap verelim mi? Verelim. Tabii ki çocukların yaşını... Sevim Hanım. Sevim Hanım'a. Çocukların yaşını bilmiyorum ama... Çocukları da büyütürken, yetiştirirken birazcık onlara küçük küçük sorumluluklar vermek gerekiyor. Eğer çalışan bir anne ise bunu çocuklarla oyun şeklinde evde yürütebilir diye düşünüyorum. Hmm. Hadi hep beraber sofrayı hazırlayalım. Hadi hep beraber sofrayı kaldıralım. Hadi gel birlikte salata yapalım. Ya da eşi geldiği zaman işte dediğim gibi senin için ne yapabilirim dediğinde kadının yükü birazcık hafiflemiş oluyor. Tabii ki yaşam koşulları çok zor. Kabul etmek gerekiyor. Hepimiz için zor. Oradan oraya koştururken kendimize vakit ayıramıyoruz. Ama kendimize vakit ayırmaktan kastettiğimiz ne? Bazen çok konformist oluyoruz. Hakikaten. Nedir? Kendimize vakit ayırmak bir spor yapmak mıdır? Bir yalnız kalmak mıdır? Hakikaten bu sorulan sorulardan biri de bu. Başka programlarda da. Zamanı iyi yönetebilme becerisi diyorum ben ona. Zamanı iyi yönetmek de yine beklentilerle alakalı. İki çocuklu, çalışan bir kadınsa her şeyin dört dörtlük olmasını beklemeyecek. Bir kere kendisiyle ilgili beklentilerini azaltacak. Ev dağınık olabilir. Hı, çok güzel. Bulaşıklar kalabilir Sevim Hanım. Sorun yok. Değil mi? Sorun yok. Sizi kimse ayıplamaz bu yüzden. Evet, ertesi gün, yani o gün kendinize izin verebilirsiniz. Ya da bir komşudan, bir arkadaşınızdan bir saatlik, iki saatlik, yani arkadaşlar arasında bunun gibi bir paylaşım olabilir. Pratik yaşam için bir öneri. İşte bugün ben senin çocuklarını alayım, hadi sen git kocanla yemek ye, sinemaya git ya da neyse ihtiyacın onlara. Bunlar belki işte o komşuluk ilişkileri de bozuldu ya artık. Evet. Modern toplumda böyle bir şey kalmadı. Birbirimizi destekleyebiliriz aslında arkadaşlar, komşular. Ya bunlar çözülmeyecek büyük sorunlar değil. O zaman vakit kalır değil mi? Tabii yani haftada bir gün birbirimizi desteklesek ya da bir hafta biri, diğer hafta öbürü. Hani ne kadar iyi olur. Doğru. İşte o zaman yine o eski sisteme geliyoruz. Hani herkes bir arada mahallede komşuluk varken, evet, değil mi? Onun çocuklarını, evet, ona bırakırmış, onun çocuklarını ona. Evet. Çocuklar bir arada büyüyor. O zaman da çiftler birbirine vakit ayırabiliyor. Tabii çocuklar da paylaşımı öğreniyor. Bu şekilde bencil olmaktan kurtulmuş oluyorlar. Bir araya geldiklerinde oyun kurabiliyorlar. Hani bunları pratik hayatta böyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Hiç bunlarla ilgili hani daha farklı çözümler de üretebiliriz. Yardım almak, yardım almayı istemek bence güzel bir şey. Yani birbirini de koşulsuz sevmek demektir bu. Yani senin için ne yapabilirim? Arkadaşımızla evet, da. Evet, değil mi? Sen, komşu. Sen, hani, sana ne yapabilirim? Çocuğunu bırak bana. Evet, mesela. Sen çok hani keyifsiz görünüyorsun. Kendin için bir şey yapmadın. Hadi çocukları yolla bana. Sen 1-2 saat kuaföre mi gideceksin? İşte yürüyüş mü yapacaksın? Eşinle bir şey mi, bir yere mi gideceksin, bir şey mi planlayacaksınız? Onlara vakit ayrılabilir. Yani karşılıklı böyle hoşgörü ve özden ilişkileri tamir eder, ilişkileri geliştirir. Olgun ilişkiler yaşarız o zaman, karşılıklı olduğunda. Karşılıklı tabii ki, tabii, değil mi? Bu hoşgörü bir taraf ve özen bir taraf değil. Yetişkin hayatı karşılıklı yapılan şeylere müsaittir. Hep bir tarafın yaptığı değil, iki tarafın da aynı özeni, aynı itinayı istikrarlı bir şekilde sürdürmesi
seviyorum, o zaman sevilebilir mi getiriyor. Hmm. Önce sevmeyi bilmeden, sevilmeyi beklemek yetişkin hayatına ait bir şey değil. O çocukluk yaşantımıza ait. Orada yeteri kadar doyurulmadıysak zaten sevmeden sevilmeyi bekliyoruz. Sevmeden sevilmeyi bekleyen bireylerde o zaman hayal kırıklığına uğruyor. İşte böyle bir imece usulü çocuklarımıza ne da güzel. Sevmeyi öğretmek demek. Güzel olur öyle bir imece. O zaman o insanların ilişkileri de güzelleşir değil tabii mi? Tabii. Ben mesela birlikte bir çay içeriz bir, sonra... Kesinlikle. Yani böyle bir insanlar daha böyle bir sosyalleşmiş olurlar. Evet. Sohbet etmiş olurlar. Tabii. İşte bunun için herhalde yine o geleneksel eski bir mahalle ya da dostluk ilişkileri, komşuluk ilişkilerine geri dönüş yani, yapmakta fayda işte var. Dedim ya modern toplumun bize yaşattığı sıkıntılardan birisi bu. Yardımı unuttuk. Artık bir apartmana girdiğinizde kimse kimseye merhaba nasılsın ya da yeni taşınan bir komşuya hani eskiden bir şeyler götürürdü, yemekler, şunlar bunlar, ihtiyaçları sorulurdu ve hoş geldin denirdi. Bir reklam filmi var öyle hani çok güzel. Evet, insanlar artık onu çok önemsemiyor ama bu tip sıcak ilişkiler her zaman ihtiyacımız olan bir şey ve yatsırsak kendimizi yatsınmış oluyoruz ve zamanımızı iyi yönetemiyoruz aslında. Arkadaşımızdan, komşumuzdan destek alamıyoruz, destek veremiyoruz. Tabii sen zaten o selamını bile esirgersen nasıl ki ilişki kuracaksın da samimi olacaksın, çocuğunu emanet edeceksin, icabında sen sıkıldın mı gideceksin bir çay içeceksin. Tabii. Değil mi? O zaman peki acaba kişi biraz da o zaman kendisini o zaman dönecek, kendisini değiştirmeye yönelecek. Tabii. Belki o zaman çevresi değişecek değil mi? Tabii. Yani kendisini sevecek sonra... Yakınlarını sevmeye, pratik yapmaya başlaması lazım herhalde. Tabii ki yani kendisini sevmeden olmaz bir insan. Yani gücümüzü ve gücümüzün sınırını bilmemiz gerekiyor. Hmm. Belki işte sorunun yanıtlarından birisi bu. Benim gücüm ne kadar? Nereye kadar? Her şey dediğim gibi dört dörtlük olmayabilir evin içerisinde. Bu da kendini sevmenin bir göstergesidir. Yerler toz bir süpürge almayıverdi bir gün değil mi? Olabilir. Evet. Yani bu bir izin vermektir kendine aslında. Evet o zaman büyük bir aslında stres kalkıyor üstünden. Yani şimdi o yerler süpüremedim diye kendisini çok aşağı çekeceğine, onun öyle olabileceğini kabul et. Ha tamam biz pisliği salamıyoruz. Burada pisliği salamıyoruz tabii. Yani. Olması gerekeni olması gerektiği kadar, gücümüzün yettiği kadar. Yani. Çok yüksek beklentiler, kendimizden yüksek beklentiler, karşımızdakinden de yüksek beklentileri getiriyor. Yani öyle bir... Süpermen değiliz. Süpermen değiliz, süper kadın, değil. Süper insan değiliz. O zaman da elbette pisliği savunmuyoruz ama o olacak diye mutsuz mutluluğumuz daha önemli değil mi? Evin domestik şey marka veremiyoruz da evin hani çamaşır suyu kokmasından daha önemli tabii. Bizim mutluluğumuz. Tabii. Değil mi? Kesinlikle. Ya da çocuğumuzun mutluluğu. Tabii yani orada yarım saat çocukla ilgilenmek, eşinle sohbet etmek varken gidip akşamları hani mutfağa kapanıp oradan çıkmamak çok doğru bir şey değil. Tabii şimdi diyecek seyircimiz Esra'nın bunları bekarada boşamak kolay. Yok hayır öyle değil. Birlikte yapılabilir dediğim gibi. Eşle birlikte mutfağa girilebilir. İkisi de çalışıyorsa eğer. Hı-hı. Hani birlikte sofrayı hazırlamak. Çocukları olabildiğince dahil etmek. Çünkü şu an benim gözlemlediğim kadarıyla çocuklara ev işiyle ilgili sorumluluklar vermiyoruz. 3 yaşından sonra yavaş yavaş minik minik küçük küçük yapabilir yani çocuklar bir tabağı taşıyabilir. O da bundan keyif alır. Evet. Evin içinde paylaşım ve iletişim artar ve onun sorumluluğunu kendi sorumluluğu edinir o işin sorumluluğunu ve ileride kendi hayatında da ayakların üzerinde sağlam basar. Anneden babadan o kadar beklentisi olmaz. Hem anneye de yardımcı olur. Tabii. Anne yardımcı olmuş olur. Çok güzel bir şey.
Peki evli, bir de bir şey konuşmuştuk hani daha önce. Bu ilişkilerde, evlilikte böyle bir flört etme bitiyor. Hani o sahip olunca bitiyor da. Bir de şey de bitebiliyor bazen. Hani uzun süre bir evlilikte. O çiftler onu nasıl canlandırabilir? Yani o hayat boyu sürebilecek bir şey mi o? Valla yapanlar var. Evet, yapanlar evet. Var. İşte ben de etrafımda aslında teorikte çok iyiyiz. Ama pratikte birazcık insanın yaşantısı o kadar hani komplike ki teorikte okuduğumuz, bildiğimiz şeyleri pratiğe aktarmak o kadar da kolay olmuyor. Ama yapanları izliyorum ben. Yapanlar şöyle yapıyor. Özen gösteriyor ve saygı. Saygı ve önemli. Özen bir ilişkinin temeli. Saygı dediğinizde hem kendime saygım, hem de diğerinin sınırlarına olan saygım. Birinci kendime. Kendi gücüme, güçsüzlüklerime ve kendi isteklerime, ihtiyaçlarıma olan saygım. Ve diğerinin gücüne, güçsüzlüklerine, ihtiyaçlarına olan saygım. Çok güzel. Gücüne, güçsüzlüklerine de saygı duymamız lazım. Kesinlikle. Yani onun öyle bir yetersizliği varsa onu da kabul edeceğiz, seveceğiz, saygı evet, duyacağız. Evet, yani bu kadar. Koşulsuz kabul de bunu getiriyor. Diğeri, ilişkileri devam ettiren temel bir şey, özen gösterme. Özen gösterme, diğerinin hepimizin hassas noktaları vardır. Kırılganlıkları, alınganlıkları ya da o an için, o koşul için daha alınganızdır, daha kırılganızdır ya da o durum bizim için önemlidir. Onu atlamamak gerekiyor. Yani örnek vereyim, daha iyi anlaşılsın. Diyelim ki bir kadın için hep birlikte yemek yemek, akşam yemek yemeği yemek önemliyse bunun atlanmaması lazım. Her gün eve geç gelen bir bey, hani haftanın bir günü de hadi ben bugün erken geleceğim, birlikte yemek yiyelim. Sen bunu çok istiyorsun, biliyorum ve ben de bunu senin için yapmaya hazırım diyebilmeli. Ya da işte bir kadın da aynı şey ya da benzer bir şeyi erkek için yapabilmeli. Bu çiftler arasında farklı farklı örneklerle renklendirilebilir. Çünkü herkesin hassasiyeti farklıdır. Benim aklıma gelen buydu. Ya da işte kadın da diyebilir ki benim için haftada bir gün işte şunu yapmak çok önemli. Onu birlikte yapabilmek. Talep edecek o zaman. Tabii. O isteğin açıkça ifade edilmesi ifade etmek lazım. Çok. İsteklerini ve mutsuz olduğu şeyleri dile getirmek bir ilişkide çok önemli. Karşı taraf müneccim değil. Anlamayabilir. Bizi anlamaz. Bir de biz öyle zannediyoruz ya, belki bunu hani erkekler daha çok böyle bir şey geliyor. Hani anlar diye tahmin edebiliyor muyuz acaba? Mesela ben şimdi acıktım, sen bunu anla diye bekliyorum. Böyle bir tabii, şey yok değil tabii. Mi? O anneden bir beklenti olur. İşte evet. Karşılanmayan ihtiyaçlar eşe yansıyor. Evet, evet. Yani bu yetişkin ilişkisi olmaktan çıkıyor. 3-6 yaş dönemine gidiyor. İşte gidiyor ve orada evcilik oyununa dönüyor. 3-6 yaş. Olmaz. Yetişkinler birbirlerine ifade ederler. İhtiyaçlarını ifade ederler. Hoşlanmadıkları şeyleri ifade ederler. Ama özen dediğiniz zaman da karşılıklı bir özen algılamak gerekiyor. Bir tarafın diğerine gösterdiği özen değil. Ve taviz vermek de değil. Bunları yaparsak yetişkin ilişkisi yaşamaya başlıyoruz. Diğerine saygılı, onu sevdiğimiz için, ona değer verdiğimiz için özen gösteren ve onu kabul eden ve birlikte paylaşımların çokça olduğu bir ilişki, yetişkin ilişkisi oluyor. Ne güzel, ne güzel anlattınız. Yani yetişkin ilişkisi bazen ister istemez bireyler 3-6 yaşa dönüp o zaman da oradaki eksiklikleri yetişkin hayatına yansıtıyorlar ve sorunlar oluyor. İlişkiyi dinamik tutmak bu demek çünkü. Uzun süreli ilişkilerde özellikle bir beni nasıl olsa anlar diye beklemek ya da ben ona nasıl olsa sahibim diyerek özen göstermemek, eski yapılan o oyunları, arada flörtü unutmak, atlamak ilişkiyi bitirebiliyor. Çünkü ilişki dinamiktir. Aynı bir bitkiye benzer.
Her gün sulamak gerekir. Her gün özen göstermek gerekir ki çiçek açsın bize. Çok güzel. Evet, o zaman da o dinamik, o özen sürdükçe o zaman sağlıklı ilişkide sürmüş oluyor. Çiçeğim var, ben bunu kenarda tutayım derseniz çiçek solar gider. Aynen, çiçeği aldım eve atayım deyince nasıl unutunca solup gidiyor. Her iki cinsiyet için de geçerli. Ay, bu çok güzel bir özet oldu. Değil mi? Genelde evet. Böyle olur yani, aldım çiçeği attım, o zaman zaten o evlilikte... Ona güneşi vereceksiniz, suyu vereceksiniz. Konuşacaksınız, çiçeklerle konuşmak güzeldir biliyorsunuz, tepki verirler size. İlişkiler de aynı böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin yavaş yavaş sonuna gelmişiz. Son olarak böyle toparlayıcı yeni kuşağımıza, yeni bizim jenerasyona böyle bir son olarak ne söyleyelim? Sahip olmaktan vazgeçsinler. Kimse kimsenin sahibi değil. Koşulsuz sevmeyi öğrenmek gerekiyor. Hepimiz için bu. Önce kendimizi koşulsuz sevmemiz gerekiyor. Beklentilerden bir arındırıp sadece biz olduğumuz için aynaya bir bakıp kendimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Sonra da hayatımızdaki insanın varlığına teşekkür etmemiz gerekiyor ki böyle mutlu ilişkiler sürdürebiliriz. Ne güzel. O zaman aynaya bakıyoruz ve sadece biz olduğumuz için kendimize teşekkür ediyoruz ve kendimizi seviyoruz. Evet. Bu kadar, bu kadar değil mi? Bu kadar. Çok teşekkürler. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşürüz. Tekrar kesin görüşeceğiz. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.